Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Lider Trabzonspor Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Zorlanması beklenen bir maçtı. Belki görece olarak zorlandı diyenler olabilir. Zorlandığı noktalar olabilir ama zaten Trabzonspor'un e, bundan önceki maçlarına da bakınca gerçekten zorlandığı maçları da kazandı. Zorlanmadığı maçları da zorlanıyormuş gibi kazandı. Bazen hiç zorlanmadan kazandı ama hepsi içerisinde söylediğimiz kazandı. Evet. Zaten herhalde bu ligde de Trabzonspor'un en çok ihtiyacı olan şey. Yani şu anda Trabzonspor şunun derdinde değil. Ya göze hoş gelen futbol oynayalım. Hı hı. Kaybetsek de önemli değil. Estetik öyle bir dertte de değil Trabzonspor. Zaten doğrusu da bu. Kimsenin öyle bir derdi olmamalı. Bu ligde. Hı hı. Kazanacaksın. Bir şekilde kazanıp şampiyon olacaksın. Çünkü son dönemeç artık bu. Gelecek sezonun şampiyonuyla bu sezonun şampiyonu arasında Avrupa'ya gidiş ile ilgili çok ciddi bir fark var. Bu farkı da kimse kaçırmak istemeyecek. Ee, dedin ya görece zorlandığı maç yine kazandı. Aslında sezonun kilit cümlesi Trabzonspor için bu. Bak son maçlarına sana söylüyorum şu anda istatistikleri. Göztepe Trabzonspor maçı. Göztepe'nin 14 şutu var. Trabzon'un 5 şutu var. 1-0 Trabzon kazanıyor. Ee, Trabzonspor içeride Rize ile oynuyor. 11 şutu var. Rize'nin 13 şutu var kendi sahasında. Trabzonspor 2-1 kazanıyor. Beşiktaş'ın 16 şutu var. Trabzonspor'un 6 şutu var yine yarısının yani iki katından daha fazla 2-1 kazanıp geliyor. İçeride Gaziantep maçının çarpıcısı bu. Gaziantep'in 23 şutu var. Trabzon 10 şutu var. 3-0. Tertemiz kazanıyor. <laughs> Karagümrük 17 şutu var. Trabzonspor'un 9 şutu var. Yine kazanıp geliyor. Son başta da yine Adana Demirspor 17 şut. 17 şut. İçeride Trabzonspor 5 şut atıyor. 2-0 net skorla yine kazanıyor. Yani şimdi yani evet, geveleme yok Trabzon Spor'da. Yani, e, Trabzon rakipler çok şanssız, Trabzon mu çok şanslı ya da rakipler çok beceriksiz, Trabzon mu çok becerikli? Bunlar nasıl, evet, Trabzonspor becerikli gerçekten. Oh. Bu kısım doğru. Ama, e, bu gerçekten çok yapay istatistikler. Şimdi Çünkü neden? <laughs> özellikle bu maçın e, Adana Demir şutlarını izledim. E, var mı aklında kalan? Bu nasıl gol oldu? Hepsini izledim. Eee, hep Çoğunlukla iki tane şutu gerçekten gol bir pozisyonu. Balotelli'ninkini hatırlıyorum. Kale alanı Balotelli. Bir de e, Svensson ekstra koşu yapıyor sabekten. E, Mekan bir takip etmiyor. Onun girdiği pozisyonu tehlikeli. Sen iyi bilirsin <gülüyor> <gülüyor> Maalesef <gülüyor> iyi biliyorum. E, Fm savaşlarından bahsediyor arkadaş. Neyse sağlık olsun. E, onun dışında Adana Demir'in bütün şutları ceza sahası dışından çoğunlukla zorlama şutlar. Ve Trabzonspor hep şöyle bekliyor bak. Şöyle dörtlü savunma Hiç burada. bozamamıştır Dörtlü savunma skoru. burada. Önünde de bir oyuncu genellikle o da beşliyor. Böyle bekliyor zaten. Ee, yine tuzak oyuncular var ön tarafta. Trabzonspor zaten planı bu. Heveslendiriyor. Gel bana şut at. Bekir'in de oyuna kat. Svensson gel sen de gel. Gör ben Bizden sana bir şey Yok. Edeceğim. Bizde bir şey yok. 20 tane şut atıyorsunuz deyip ondan sonra direkt bir görüyor. Yani her, her maçın planı hemen hemen aynı. Topla buluşan oyuncular, ya ön tarafı zaten geçtim. Her bölümde bahsediyoruz. Ön taraftaki oyuncuların yeteneklerini, Canine'nin, MVKM'nin bitiricilik özelliğinin ki canlı yayınlara söylemiştim. Ee, MVKM'nin golü mesela şey gibi gözüküyor. Ya boş kale attı, dönen topu tamamladı ama o sakinlik diğer takım forvetlerinde yok. Yani direkten dönüyor, o kalabalık arasında sakinliği bozmadan vücut pozisyonu bir daha alıyor, o dokunuşunu yapıyor vesaire. Hatta ön tarafı bırak. Baraka ee, Marakamşık geliyor orta sahadan. Bir topsuz koşu yapıyor. Yaptığı gol vuruşu kimse öyle bir santofor vuruşu yok. Diğer rakiplerde e, santoforlarında öyle bir gol vuruşu çeşidi yok yani. O benzer kaçışı yine bir maçta yaptılar ya. Cornelius da vardı o atak içerisinde. Şuradan topu arkaya bırakıp oraya sızmayı. Ya mesela ilk golde dediğin çok doğru. Yani en vakame vurdu. Top direkten şansa önüne düştü. O zaman saralım biraz geriye 24. dakika 46. saniye. Şimdi Densville'i sol bek olarak oynatınca Trabzonspor şöyle bir avantajı oluyor sağ bekin Dorukan. Doğal olarak sen direkt şöyle bir üçlüye geçiş yapabiliyorsun, değil mi? İye Hugo Densville kalıyor, Dorukan'ı oyun'a sokuyorsun. Direkt geride üçlü çok rahat bir şekilde yerleşebiliyorsun. 24-46'da sol kenarda Densville ile başlayan bir paslaşma gidiyor bu paslaşma. 25.02'de makamenin şutuyla sonuçlanıyor. 24.46 burada başlayan atak 25.02'de orada sonuçlanıyor ve sonuçlanırken Doğukan'ın iç koridordan koşusuyla çizgiye inişi ve geriye çıkardığı top. Şimdi bunu bu konuştuğumuz çizilmiş set hücumu işte. Yani Doğukan'ın oradaki koşusu, topu geriye çıkarması şu buna şöyle de bir düşünce hemen gelişir. Ya bakmadan top attı. Zaten bakmadan top atması bunun daha önce çalışıldığı, Dorukan'ın aklında da şunun olduğunu gösterir. Ben topu içerden koşacağım, koridoru kullanacağım, çizgiye ineceğim, penaltı noktası civarına çıkaracağım. Çünkü biz bunu çalıştık. Ben bunu yaparken ya forvetim ya da envanme oraya gelecek zaten. Çünkü çalışıldığı için biz buna çizilmişleriz ve izlediğimiz zaman her şey sanki bakmadan yapılıyormuş gibi olur. Bunu çok güzel bir şekilde çalıştırdılar. Hamşi'nin golü zaten net bir. Topundan güzel öldürüyor değil mi? çok beceriyor. Direkt yani kaleciye bakıyor, ayağın ucuyla, ucuyla topu öldürüyor köşeye doğru. Ve hiç yani sadece şöyle hmm. Ini ayağının ucuyla. Tabii tabi. sadece. Bu arada yani oyun Adana Demirspor'un hakkını verelim. Çok güçlü bir takım Adana Demirspor. Bir şey az önce Galatasaray bölümünde mi yani söyledim? hücumda falan... En çok gol pozisyonu giren takım Adana Demirspor. <laughs> bir de fizik fizik olarak Emispor. da ayakta bir takım. Baya bayağı bir fizik mücadele geçti. Trabzonspor bir şeyi Adana Demirspor'dan daha iyi yaptı. Karşı piresi. Kaybettiği yerde çok iyi bastı. Bunu da yapmasını sağlayan en önemli faktör bir Abdülkadir Ömür. Çok iyi bir geri dönüş yaptı. Abdullah çok Avcı derdi. hem mental olarak hem e, psikolojik olarak ben benim de tanıdığım bir bireysel e, antrenör var. Trabzonspor'la beraber o da Abdülkadir'e gidiyor. Buradan kalkıyor Trabzonspor'a, Trabzon'a gidiyor. İki Siyopis. Evet. Bu ligin gerçekten Siyopis gibi oyuncular nasıl diyelim bu ligin şeyi bug'ı derler hmm. ya hani hatasını çözmüş bu ligin ve oradan oynuyor. Nefessiz bir pres, nefessiz bir karşı pres özellikle yani önde basma değil karşı pres topu kaptırdığı anda bunlar çok değerli kıldı Trabzonspor'un oyununu. Zaten Siyofis'in varlığı Marek Amşik'e daha özgür kılıyor. Tabii. Ee, bu çok değerli bir şey. Ee, ya Gerçekten Abdülkadir Ömür hakkında hocanın hakkını tamamen teslim etmek lazım. İşte burada bahsediyoruz Trabzonspor'un bireysel yetenekleri çok fazla hücum alanında diye. Ama bunu da kazandı Abdullah Hoca. Hem zaten elindeki yabancı oyuncu da çok doğru kullandı. Ama Abdülkadir Ömür'ü o psikolojik olarak çökmüş durumdan ona el verip tekrardan ayağa kaldırması Cervinho sonrası Trabzonspor'una çok yaradı. E şu anda ekstra bir tane daha hücumda fark yaratan oyuncum var. E, ve sadece Trabzonspor için değil, milli takım için de çok büyük kazanım oldu. Çünkü sağ tarafta Cengiz yokken kara kara düşünüyorduk. Milli takımda. E, ve Hatta tam o çıkış yaptığı dönemde Abdülkadir Ömür'ün işte 20 milyon euro'lara varan teklifi başkanların doğruladığı, 20 milyonlara varan teklifler geliyordu. Tekrardan o pozisyon düşmesi hepimizi üzüyordu. Birçok futbol severi, Türk futbol severi. Ee, onun tekrardan potansiyeline doğru yavaş yavaş o tavana doğru yavaş yavaş gitmeye başlaması çok pozitif. Bir de Trabzonspor için şöyle yorumlar var. Ya aslında Trabzonspor iyi oynamıyor. Büyük ihtimalle bu istatistiklerden okuyunca oyunu bunu söyleyebiliriz. Ya baksana rakipler bayağı iyi oynamış, bayağı iyi oynamış. ama maçı izleyince... Yine aklında kalan hep Trabzonspor oluyor. Şimdi Trabzonspor iyi oynamıyor. Trabzonspor aslında iyi değilin. Bence karşılığını varsa eğer görmek için biraz beklememiz lazım. Şu ana kadar olan kısmı değerlendiriyorsak ligin en çok gol atan takımı, ligin en az gol yiyen takımı, 10 artı puan farkı yapan takımı, 0 yenilgili takımı, son 27 sezonun puan farkı yapan takımı 27 sezonun en iyi ikinci performansı. Son iki istatistiği de Twitter'dan Rovzi hesabından aldım. Hı hı. Onu da belirteyim. Şimdi bu, bütün bunlara sahip olan bir takım 15. haftanın sonu itibariyle nasıl iyi değil? i̇yi yani bu takım. <laughs> ya bundan sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Yani 3 maç kaybeder mi? Ben kaybetmez diyememiş bir takım için. Ama şu ana kadar olan kısmı okuyup ya aslında Trabzonspor o kadar da iyi değil. Yok o kadar iyi yani. Trabzonspor iyi. <laughs> Şu ana kadar. Ya kısımda. burada az önce verdiğim istatistikler e, bir takımın kontrolü dışında gelişiyorsa problem vardır. Hani Trabzonspor'un kontrolü dışında aslında Heh. rakibi o kadar şut açısı vermek istemeyip de o pozisyonlara giriyorsa rakipler bir problem vardır. Ama maçı izlediğin anda dediğin gibi. Hani bizim spor yorumcusu olduğumuz için farkımız burada olması lazım. Yani sayısal olarak değil, e, görüntüde ne var? Ona bakmak lazım. Ona da bakınca Tabii, Adana Demirspor'un Adana Demirspor'un şutlarına bakınca ya Trabzonspor zaten izin veriyor buna. Hani. Arkada beşli blok bekletip ön taraftaki oncurozu bırakıp zaten izin veriyor. İzin veriyorsa zaten planı dahilindeyse bu ve işliyorsa da haftalardır bir problem yoktur. Yani soy, maçın sonunda istatistiklere bakıp xG değerine bakıp biz daha iyi oynadık deme. Ah orada <laughs> e görüntüde biz daha iyi oynadık görüntüde de biz daha iyi <laughs> oynadık sadece. Şunu söyleyeceğim, sadece. söyleyeceğim sana e, hafta içi Guardian'da e, Graham Potter röportajı vardı. onu da bu gol beklentisi değerini istatistiğini soruyorlar. Senin için ne ifade ediyor diye bu XG gol kendisi. Graham Potter da aynı şeyi söylüyor. Yani benim için bir şey ifade etmiyor. Sadece okuma yapmamı sağlayan bir istatistik değeri. Ama günün sonunda önemli olan benim ne gördüğüm. Oyunun hikayesini anlatmaz. Sadece bir bilgidir. Alırsın onu genel değerlendirme yaparsın. Aslında şunu da söylemek lazım. Veri bilimciler de bunu söylüyor görürsün. Yani üst düzey çalışan, <laughs> Avrupa'da çalışan veri bilimcisi, kulüplerde çalışan spor bilimcileri mesela e, Barcelona'da işte sporun geleceği konferansı vardı. Orada Barcelona Innovation Laboratuvarı'nın yani nasıl diyelim işte inovasyon yaratıcı laboratuvarının Barcelona futbolunu geleceğe hazırlayan laboratuvarın yetkilileri falan katılıyor. Sadece futbol değil sporun da basketbol vesaire Gasol falan da vardı. Onun başındaki adam biz profesör adam ya veri bilimi profesörü. O bile diyor ki Arkadaşlar bu sayılar sadece bize bir şey gösterir. Sakın ha tamamen tabloyu anlatmaz. Ee, belki çok bireysel sporlarda anlatır ama futbolda veriye bakıp da oyunu tamamen okuyamazsınız. Her şey sizin analiz yeteneğinizden geçer diye doğal olarak Trabzonspor'u rakipleriyle beraber böyle okumak daha değerli olur. Bir de bence Trabzonspor kısmını kapatmadan bir adamdan bahsetmeden yine geçmeyelim. Yani Tony, Envakame ya da Vakayeme. <laughs> Bu, bu, çok enteresan bir futbolcu. Hani Siopis için söylediğimizin iki katı. Bu ligin tamamen şifresini çözmüş. Yani oyun içi editör yapmış. Rahat hı, rahat, hı. rahat ilerliyor yani, onu net söyleyebiliriz. Ya gol beklentisi oranı var ya orada normalde, gol pozisyonu da değerlendiriliyor. Ama şurada bir oyuncu topla buluştu, kaleye gördü. Yani buradaki oyuncu Basçay da oluyor ligimizde. Tamam. Ee, Rossi de oluyor, Halil de oluyor. Aynen, MVKM de oluyor. MVKM oranı yani <laughs> otomatikman fazla aslında yani. Belki buraya 0,7 dersin o gol beklentisinde. Ama o topla buluşan oyuncu MVKM olunca o aslında o beklenti daha fazla. Ama bunun oranı yok mesela o beklenti oranlarında. O yüzden zaten Trabzonspor kağıt üstüne bakınca şut oranı, e, attığı şutlar önünde 6-7 takım var aslında. Ama en fazla gol atan takım. Peki sen şey biliyor musun? Envakame'nin ee, ya da Vakayeme'nin. Bu arada Vakayeme'miş galiba. Vakayeme mi? Peki. Yani kendisi öyle söylemişti de hatırlıyorum. öyle Doğru, mi Doğru, Doğrusu tamam, hemen oradan diyorum. devam ediyorum ben de. Vakayeme'nin kariyerini... Ben de Envakame diyorum da çoğunluk öyle diye, diyor diyor diyorum. Tamam. Kendisi Vakayeme istiyorsa Vakayeme diyelim. Bilenler zaten yorumlara yazar. Hı hı. Vakayeme'nin kariyerini değiştiren noktada bir Türkiye olduğunu biliyor musun sen? Trabzonspor transferinden önce. Hmm. Normalde forvet olarak kullanılıyor. Genelde Romanya'ya gittiği andan itibaren ya da geri ülkesine döndüğü andan itibaren. Ta ki İsrail'de Hapuel Berşeva'ya transfer olduğunda Hapuel Berşeva'nın teknik direktörü Barak Bakar onu sol forvet olarak kullanmaya başlıyor. Barak Bakar da Türkiye'den İsrail'e göç etmiş Türkiye doğumlu Seferat Yahudisi bir ailenin çocuğu. Yani aslında Vakayeme'nin kariyerini değiştiren ki Vakayeme'de daha sonra Trabzon'un dergisine verdiği röportajda en iyi performansıma artık sol kenar forvet olarak oynamaya başladıktan sonra ulaştım diyor. Çok yani doğru bir rol bence de. Trabzon'a gelmeden, daha Türkiye'ye gelmeden kariyerinde bir şekilde bir Türkiye <laughs> detayı da Güzel. böyle varmış. Bunu da e, yoğun İbranice araştırmalarım sonucunda <laughs> neredeyse İbranice'yi söküyordum. Bu hikayeye de <laughs> ulaştım. Onu da öyle analım. Vakı yemeği de böyle anmış olalım. Bakalım Trabzonspor'da önümüzdeki İlgiyle haftalarda izliyoruz. neler Kendisinde. görecek. Evet, keyifli bir futbol izliyoruz. Ee, bakalım Abdullah Avcı'nın maçın sonunda soyunma odasına giderken tribünlere söylediği hadi devam şeklinde devam edecek mi Trabzonspor diyelim ve devam edemeyen geçen sezonun devamını getiremeyen Beşiktaş bölümüne geçelim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.